Evet hocam, tekrardan merhabalar diliyorum. Şöyle bir sorumuz var ki ben de merak ediyordum aslında bunu. Biliyorsunuz sürekli bir ilaç kullanıyoruz, şey yapıyoruz. Hatta bizim toplumda da bayağı yoğundur. Yani maalesef. Sevgili Oytun Hoca da bununla ilgili aslında çok güzel şeyleri vardır. Toplumca ağrılı bir milletiz demişti yani. Sürekli şuram ağrıyor, buram ağrıyor. Evet, neren ağrıyor dediğinde ağrımıyor diyen kimse çıkmaz evet, yani. Hakikaten öyle yani. Ağrı kesici kullandığımız zaman o ağrı kesici neremizin ağrıdığını nereden biliyor? Güzelmiş ki. Abi ne enteresan sorular. Biz ara verelim, böyle sorular gelsin. Ama tabii o mantıkla bakınca güzel. Yani mesela bir arada birisi şey sormuştu. Yani işte A vitamini gözlere iyi geliyor. Havuçta A vitamini var. Havuç içersen gözüne iyi gelir. Bunu havuç nereden biliyor demişti, yani göze gideceğini. Yani bu tip sorularda şöyle bir durum var. Kimsenin bilişsel anlamda neyi ne yapacağını pek bildiği yok bildiğimiz kadarıyla. Yani bu kimyasallar dünyasında, ilaçlar, vitaminler, besinler dünyasında. Burada olan şey genellikle şu. Ağrı kesici dediğimiz ilaçların içerisinde bazı maddeler var. Bu kimyasal maddeler ağrıları alan sinirlerimizi şöyle düşünelim. Vücudun her tarafından böyle alıcılardan kablolar çıkıyor. Bu kablolar önce omuriliğimize, oradan toplanıp işte beynimizin altına, sapına, oradan da beynimizin üstüne çıkıyor. Biz beynimizin üst kısımlarına, yani şu bu buruşuklu kısımlara geldiği zaman ağrı duyusunu bilinçli olarak algılamış oluyoruz. Ama oraya gelmeden önce ne oluyor? İşte mesela parmağınıza böyle iğne batınca parmağınızı bir an çekiyorsunuz. Ama o çekme işlemi için ağrıyı algılamanıza gerek yok. Yani ağrı omuriliğe geldiği anda elinizi çekmenizi sağlayan bir refleks tetikleniyor. Ama bu bilgi yukarı çıktığında beyne, ah işte parmağım ağrıyor diyorsunuz. Mesela işte zonklarken parmağınız onu fark etmesi sağlayan şey bu. Ağrı kesici dediğimiz maddeler çok çeşitli. Ve bu ara istasyonların her birinden yukarı çıkan iletiyi kesebilme özelliğine sahipler. İşte madde hangisi ise verdiğiniz zaman uygun olan alıcısının bulunduğu sinir sistemi bölgesine gidiyor. Oraya bağlanıyor. Oradaki hücrelerin diğer hücrelerle iletişime girmesini geçici bir süre engelliyor. Bunlara merkezi ağrı kesiciler diyoruz. Yani merkezi sinir sistemindeki hücrelerin alıcıları üzerine yapışıp onların iletişim kurmasını engelleyen malzemeler. Bir de lokal olanları var. Yani parmağınız ağrıdığında parmağınıza sürdüğünüz şeyler. Bunlar lokal anestezikler, bilirsiniz. Ya da işte bebeklerin dişleri çok kaşındığında ağlarlar. Onun bebeklerin dişlerine bir jel sürülür. O da bir lokal anestezikler. Bunlar içerisinde işte cetokain, lidokain falan gibi sinir olan maddeler var. Bu maddeler oradaki yerel sinir hücrelerinin o ağrı alıcılarından bilgi alıp da beyne göndermesini engelliyorlar. Onu geçip süre böyle uyuşturuyorlar. İşte o hücrelerin moleküler haber üretme mekanizmalarını geçip bir süre kesiyorlar ama geçici bir süre. Mesela morfin dediğimiz ilaç ta omuriliğinizde, omuriliğinizin üst taraflarında ve beyin sapınızda en şiddetli ağrı duyularını taşıyan büyük sinirlerin kapılarını, o veri iletim kapılarını durduruyor. Bundan dolayı mesela ağır ameliyatlardan sonra ya da savaşta ağır yaralanmalarda morfin yaptığınızda kişilerin tamamen ağrı duyusu kesilebiliyor. Fakat öyle ağrılar var ki İşte ne yaparsanız yapın, ne verirseniz verin kesemiyorsunuz. Mesela çok sinir bozucu bir vaka var. Trigeminal nevralji denen bir hastalıklar grubu. Trigeminal sinir diye bir sinir var yüzümüzde. Nevralji de ağrı üretimi anlamına geliyor kelime olarak. Yüzdeki trigeminal sinirde nasıl olduğunu bilmediğimiz bir ağrı tetiklenmesi yaşanıyor. Ve insanları intihara sevk edebilecek kadar şiddetli bir ağrı tipi söz konusu. Siniri kesseniz bile ağrı geçmiyor. Ağrı kesiciler kâr etmiyor. Böyle bir nevi kriz gibi bir şey. Bu tip şeylerin de tam sebebini bilemiyoruz. Bir başkası yine migren ağrısı. Migren ağrısını çoğu kişi beyinden zannediyor ama beyin ağrımaz. Beynin etrafındaki zarlar ve kafanın etrafındaki kaslar ağrır. Oradan gelen işte bir tetiklemeyle bazı duyarlı kişilerde ilaçların falan kâr etmediği, sara nöbetine benzeyen, dönem dönem gelip giden bazı ağrılar oluyor. Bunların da ağrı kesicilerle kesilmesi pek kolay değil. Neticede ağrı kesici dediğimiz şey ağrıyan yerinizi değil, ağrı duyusunun iletildiği yolları etkiliyor. Oradan vanaları açıp kapatarak sizin ağrı duyunuzu işte biraz daha az hissetmesine neden oluyor. Madem ağrı duyusu soruldu, daha doğrusu ilaç soruldu ağrı kesiciler, bir konuda uyarmama izin verin. Daha önce de söylemiştim ama tekrarlaması faydalı bir konu. Günümüz ağrıyı hiç hissetmeme, hiç böyle sıkıntı çekmeme yönünde tercih kullanmaya itiyor insanları. Yani ne zaman başı ağrısa, ne zaman işte bir halsizlik hissetse vitaminler, haplar, ağrı kesiciler bir şeyler atıp duruyoruz. Bir örnek vereyim size. Mesela uzun süre ağrı kesici, çok miktarda uzun süre ağrı kesici kullanan insanlar genellikle mesela ani kalp krizi gibi şeylerden ölme riskleri daha yüksek. Neden? İlaçlar kalbe hasar mı veriyor? Hayır. Kalp krizleri kalp dokusunun ölmesinden kaynaklanır. O kalbin pompalayan kasları zamanla oksijeni azaldığı için ölürler. Fakat bunlar ölmeye başladıklarında beyne bir sinyal gönderirler. Bir ağrı yaparlar. Buna anjina ağrısı denir. Hatta anjina pectoris de bir göğüs ve kola yayılan bir ağrıdır. Çok fazla ağrı kesici alan insanlar bu sinyali duyamadıkları için
kasları büyük miktarda ölene kadar fark etmeyebilirler. O nedenle gereksiz yere ağrı kesici kullanmamakta fayda var. Ağrı bir işarettir. Vücut der ki size bir şey yanlış gidiyor. Mesela iç organ ağrılarında hayatta ağrı kesici verilmez. Çünkü ciddi bir şey olabilir. Yok apandisittir, işte mide kanamasıdır, şudur budur. Orada ağrı kesici almamalısınız. Çünkü o ağrının nedenini bilmemiz önemlidir. Ağrı bir habercidir. Hayatta kalmak için en önemli duyudur. Ancak işte ameliyatlarda doktor sizi kesti, işte mecburen bir şeyler aldı, çıkarttı. O ameliyat yarasının ağrımasını biraz azaltmak, o gereksiz ağrı duyusunu sizi meşgul etmesini engellemek için ağrı kesiciler çok faydalıdır. Ama yok işte başım ağrıdı, boynum ağrıdı, kasım tutuluyor, hede oldu, bede oldu diye zırpırt ilaç atıyorsanız ağrı duyunuz bundan çok uzun dönemde fayda görmeyebilir ve siz önemli hastalıklarınızın bazılarını kaçırabilirsiniz. Her şey işarettir. İşaretlerin dilinden anlarsak onlar bizi doğru davranışlara da götürecektir. Her şeyi yerinde kullanmak güzel. Peki hocam, şimdi ağrı deyince ister istemez gene benim aklıma House geldi. Aha, Vicodin. Öyle bir şey normalde vardır herhalde değil mi hocam? Nörojenik ağrı onunki işte. House'da ya daha doğrusu orada resmedilmeye çalışılan şey. Bacağından bir yaralanma geçiriyor. İşte bir seri ameliyatlar oluyor. Fakat o ameliyatlar sonucu meydana gelen sinir hasarı sürekli sinirin olduğu yerde bir ağrı üretmeye sebep oluyor. Yani bu sinirin ürettiği bir ağrı, sinirin algıladığı bir ağrı değil. O yüzden mesela tedavisi 3. 4. sezonda mıydı neydi mesela, ketamin kullanmaya başlıyordu. Ketamin çok ağır bir anesteziktir aslında. Uyuşturucu olarak da işte ara ara insanların kullandığı şey lerden bir tanesi. İşte ketamin mesela hızlıca ağrısını kesmişti ama bölümün ilerleyen zamanlarında tekrar o ağrı geri dönmüştü falan. Tabii dizide biraz abartılmış versiyonu var. İşte Vicodin'i löp löp alıp da ağrısı geçmeyen ya da midesi delinmeden öyle gezebilen pek fazla insan bulamazsınız. Dolayısıyla House'dır, ne yapsa geridir diyoruz. Saygımız var.